Evet Reha Muhtar. Bugünkü Back on Stage konumuz. Değil mi? Böyle canlı yayından aktarıyoruz. Evet Reha Muhtar, şu an Back on Stage afişindeyiz ve inanılmaz bir ambiyans var burada. 4 kişi inanılmaz bir şekilde oturup beni izliyor. Ne yapacağımı şu an bilemiyorum. Back on Stage'in Mart sayısı çıktı ve konularımızı anlatmak üzere elbette Alyaz Motto Müzik kanalında yeniden buradayız. Takipte kalın, izleyin, dinleyin. Ne yapıyorsunuz? Merhabalar efendim. Back on Stage'in 4. sayısı Alyaz Motto'daki 3. programına hoş geldiniz. Müzik. Nurlar yağdır ya Rabbim. Aa, bu hangi müzikti acaba? Bilmeyeniniz var mı? Yok. Allah'ım, içimde bir neşe doğuyor bu müziği dinlerken. Bir mutlu oluyorum, yemin ederim. Ya sanki yürümüşüm, yerde 50 lira bulmuşum. Gidip o 50 lirayla çok güzel bir konser izlemişim gibi. Konularıma geliyorum şimdi hızlıca. Bugün ne anlatacağım biliyor musunuz? Hangi haberleri anlatacağım? Başka bir şey. Bu bir reklam çekimi değil, yine başladı. Arada Tarkan yüksediyor bana hep tek yüzünden. Beni ona layık görüyor ama Tarkan tabii bunun haberi yok. Amerika'da bir çölde düzenlenen güncel sanat ve müzik festivali Burning Man'den bir haber var. Şeyma Subaşı ve arkadaşları gibi müzik severlerin değerlendiği, toplandığı, altın gününe çevirdiği bu müzik festivali... Takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Line-up'ından çok VIP alanlarıyla konuşulur olmuştu. Burning Man'in direktörü de bu olayı fark edince bir açıklama yaptı. Hop hop durun, biraz VIP alanları kısalım, biraz da biletleri düşürelim, biraz daha adil bir festivalle karşınıza çıkalım diye. Cümbür cemaat çok sevindi çünkü bilet fiyatları ortalama 50 dolar kadar azaldı. Keza biz alabilecek gibi miyiz belli değil. Dolar fiyatları malumunuz. Ancak güzel bir festival olacak bu yıl. Line-up'ı iyice körüklediler ve cayır cayır geliyor. VIP alanları azaltılıyor, biraz daha adil bir ortam sağlanması planlanıyor. O zaman ne diyoruz? Arkadaşlar hazır mıyız? Daha adil bir festival için batsın VIP. Burada arabesk girer mi? Girer. Teşekkür ederim. Hologramdan konser mi olur, turne mi olur, aman efendim dijitalde konser yapılır mı diye tartışıla durulsun. Marshmello, Fortnite oyununda bir dijital konser verdi. Dünyanın ilk dijital konseri 10 dakika sürdü ve canlı müzik performansı sergilendi o sırada. 10 dakika boyunca 10 milyon oyuncu anında olayı izledi ve bir anda virale dönüştü. 10 milyon oyuncunun izlediği bu video YouTube'a yüklendiğinde de 40 milyona ulaştı. Demek ki sanal konserlerin önü açık, ancak bu müzik sektöründe bizi nereye götürür ve nelere mal olur henüz bilinmiyor. Let me see everybody moving. Bu ayki eleştiri sayfamızda inanılmaz bir konu var. Umarım linç edilmeyiz. Artık ne yapacak bir şey yok. Fenomenler ve müzik konusunu ele aldık. Böyle şeyler olabilir. Nitekim oldu. Ne yapayım yani şimdi? Öleyim mi? Malumunuz sosyal medya fenomenleri artık her sektöre el atmaya başladı. Önce sinemayla başladı. Sinemadaki sektörlerde biraz dağıldı. Bir kısmı tiyatroya gitti. Bir kısmı ünlülerle arkadaş oldu. Ve bir kısmı da sonunda müzik yapmaya başladı. Saat 12'ye geçiyor prensin. Nerede? Balka bağırı bu. İlk başta bu müzik yapmalar pek ciddi değildi ama klip çekildi, bir şeyler oldu. Plak şirketleri bunlardan para kazanabileceğini düşününce işin rengi değişti. Orkun Işıtmak, Eylül Öztürk, Berkcan Güven gibi isimler malumunuz. Milyonlar izleniyor şu an müzik klipleri. Ne gibi sonuçlar doğuracak henüz bilmiyoruz. Umarız plak şirketleri biraz bunu düşünerek adım atar. Çok güzel ha, tam kamu spotu gibi konuşuyoruz. Derdim olsun, kadehler dolsun. Ben kaybederken Azrail seyre dursun. Türkiye'de gerçekten birçok bağımsız plak şirketi var. Bizim yerimiz dar olduğu için ilk önce 4'ünü aldık. Ancak bunu bir yazı dizisi haline getirdik. Bu ayki konuklarımız Tantana, Domuz Records, Şalgam Records ve Zero Six Records.
Bu dört plak şirketinin neler yaptığını, hangi isimlerle çalıştığını yazdık. Bu plak şirketlerini diğer plak şirketlerinden ayıransa en önemli özellik elbette sektörü çok fazla düşünmüyor olmaları. Aslında müzik piyasasına ve popülerliğin dalgalarına yenik düşmeden gerçekten beğendiği şeyleri, işleri çıkartıyor. Bu ayki top ten konumuz. Oldu. Malumunuz bizim dergimizdeki top ten konumuz hiçbir zaman güzel ve olumlu bir şey olmuyor. En felaket, en berbat ne varsa onu işliyoruz. Bu ayda yürek hoplatan, yürekleri kıran, üzücü bir konuyla karşınızdayız. En trajik 10 müzisyen ölümü. Evet, çattı böyle kaşları, o ne la diye. Maalesef öyle. Bunların arasında uçak kazasında ölen de var, dost kurşunuyla ölen de var, kusumunda boğularak ölen var. Bunlar kim diye merak ediyorsanız, eğer de yüreğiniz kaldırıyorsa okuyun. Şimdi anlatmayın, ortamı bozmayalım. Ah, geldim. La gaga. Onun için ben ses ısıttım ben. Öyle koroya katıldım. Sonra öyle geldim. Efendim, bu ayki kolaj konumuz malumunuz Oscar alması vesilesiyle Lady Gaga oldu. Ve ben de bu sayfayı yaparken sürekli aynı şarkıyı söyledim. Sizlere de bunu nail edeceğim. Bu gaga Lady Gaga, jungle'ım Lady Gaga. Çok uyuyor bak, dilinize dolanacak, ben ofisteki herkese doladım. Gerçekten bu kadar uyumaz. Bu gaga Lady Gaga abi. Muazzam giriş yaptıktan sonra biraz da konumuzdan bahsetmek istiyoruz. A Star Is Born filmindeki şarkısıyla Oscar'a layık görülen Lady Gaga. Gitti pardon, kaydı. Oscar'a layık görülen Lady Gaga'nın müzik kariyerini Arda Aşık yazdı. İnanılmaz derecede inceledi. Ta ilk baştan sonuna kadar geldi. Ancak müzik kariyerinde o kadar güzel atılımlar yapmış ki ne oldu orada, kaydım pardon, ne yapmıştı, okuyanlar bilir. Quiz. Bugün quiz yapacağım, demeyin siz yapın. Santim santim yazdık demişim, güzel yazmış, orayı da anlatamamışım. Bu başarısının ardından Arda Aşık Lady Gaga'nın bütün müzikal kariyerini inceledi ve santim santim yazdı. İnanılmaz başarılara imza atmış. Ayrıca sadece müzisyen tarafıyla değil, aktris tarafıyla da tabii ki de ön plana çıkıyor ve dansçı tarafıyla. Tell me something boy, aren't you tired trying to fill that void? Küçük küçük nonik nonik sayısal veriler vermek istiyorum Lady Gaga hakkında. Lady Gaga'nın The Frame Monster turnesi 227 milyon dolar hasılat yaptı. Bu bir rekor olarak sayıldı. Lady Gaga İngiltere müzik listelerinde 150 hafta lider durumda kalarak bir rekor kırdı. Born This Is Way. Born This Is Way ne oldu? Is This. This Is Way. This. Bak haberi yanlış yaptık. Tahsih var. Ayrıca Lady Gaga'nın Born This Way teklisi 5 günde iTunes üzerinden 1 milyon kez indirildiği için inanılmaz bir rekora imza attı. Bunun yanı sıra Lady Gaga tam 39 yapımda da rol aldı. Adamı da kapıyor ha o filmdeki. Valla şşşt. İrana Şayk. Haydi bakayım. Unfollow da o yemez onlar. Ateşi körükleyi ver, öpücükle. Rakıyı da kökleyi ver. Bu işte adam olabileceğin kız bu gidişle. Çökeleyi dişle. Heyecana gel. Bak arada gıybetle soktum. Tüm bu müzikal başarılarına rağmen Lady Gaga mutsuz, karanlık ve asla tatmin olmayan bir karakter. Bu biraz yazıda da değindiğimiz bir şey. Ancak bunun tam detaylısını Netflix'te yayınlanan Gaga 2 Foot Good 5 Foot 2. Tüm bunları Gaga 5 Foot 2 belgeselinde izleyebilirsiniz. TK. Öyle oldu gerçekten. Uçuşa hazırlandım. Evet ama bize okuyun önce. Bu ayki doğum günü şerefine animoji yaptığımız isim Erol Büyükburç. O zaman şarkıyı hatırlayamıyorum. Dur geliyor. Neydi Erol Büyükburç'un meşhur şarkısı? Ha işte hiç kimse bilmiyor. Bir başka sevgiliyiz. Sevemem, sevemem, sevemem. Hatırladınız mı? Dudakların ne sıcak. Niyemem, niyemem, niyemem. Şöyle. Evet, kendisinin 22 Mart doğum günü. Biz de onun için animoji tasarladık. Şuralarda bir yerde herhalde onu göreceksinizdir eminim. Sevgili Erol Büyükburç'u her ne kadar ben saksı değilim diye bağırmasından ya da Taksim'de Nasrettin Hoca kılığında eşekle dolaşmasını hatırlayan bir nesil olsa da aslında çok çok geriye gittiğinizde ne kadar önemli bir müzisyen olduğunu anlayacaksınızdır. Zira kendisi Türkiye'de pop müziğin yeşermesine, pop müziğin gazinolara girmesine sağlamıştır. Amerika'daki giyim kuşam tarzında Türkiye'ye taşınmıştır. Erol
büyük burç, öyle büyük bir müzisyen ve öyle karizmatik bir adamdı ki eski gazetelere baktığımızda okuduklarıma inanamadım. Keza şöyle cümleler vardı. Kadın hayranları sahneye onun için ev ve arabaların anahtarlarını fırlatırmış. Üstündeki ceketleri parçalarmış yanlarından geçen. Hatta terzisi öyle zengin olmuş. Hazır Erol Büyükburç'un doğum günü vesilesiyle konuyu açmışken kendisi vefat etmeden önce bir kitap yazıp bitirdiğini açıklamıştı televizyonlara. Ancak o kitap yayınlanmadı. Umarım birisi o kitabı bulur, keşfeder ve yayınlar. Biz de okuma fırsatı yaşarız. Yakalayın. Bu ay fotoromanımızın konuğu Tony Allen oldu. Ünlü caz müzisyen Babylon'da 28 Şubat akşamı sahne aldı. Tony Allen'ın backstage'ine girdik, konserini izledik. Yaklaşık 4 saat onunla vakit geçirdik. Tony Allen backstage'de ne kadar sessiz ve az konuşuyorsa enstrümanı başında, baterisi başında o kadar gevezeydi. İnanılmaz bir konserdi. Kral TV artık yayın hayatta sadece dijital platformlarda devam edeceğini açıkladı ve televizyon yayınını durdurdu. Bu bizim biraz kalbimizi kırdı. Malumunuz müzik yayınları gittikçe küçülürken bir de büyük bir kurum kendini dijitale doğru sürükledi. Dijital tarafta yayın yapmak her zaman doğru karar mı bilemiyoruz. Keza biz de bir dijital yayınız. Zira Vevo gibi çok büyük bir klip yayın şirketi bile küçülmeye giderken kliplerin yayınlandığı bir dijital platform çok karlı olmayabilir. Ancak biz bunları düşünmedik. Kral TV'nin bizim hayatımıza neler kattığını biraz düşündük ve onun üzerine araştırma yaptık bu ay. Malumunuz TRT pop ve arabesk müziğe yer vermiyordu. Kral TV yayına başlayınca pop, arabesk kendine gani gani yer buldu ve başka bir dünyayı açtı bize. Bir, çok sıkıldım. İki, dilim çok dar. Senden çok var. Malumunuz arabesk müzisyenler hani böyle şöyle klipler, elmaların içinde göbekler bir sağa bir sola. Onların hepsi Kral TV sayesinde. Çok teşekkür ederiz hafızalarımızı böyle muhteşem klipler kazıklarımız için. Sarı sarı kim yarı en güzeli benim sarı. Efendim malumunuz Kral TV sadece müzik sektörünü değil, televizyon dünyasını da inanılmaz şekilde değiştirdi. VJ Bülent gibi önemli bir karakteri hayatımıza kattı. Tam 15 yıl boyunca orada program yaptı. Aslında izleyiciyle etkileşimli programı ilk o yapmış olabilir. Geceleri kendisi fax okuyarak onların mesajlarını iletiyor. Bir yandan da klipleri sunuyordu. Ardından versiyon versiyon gani gani bir sürü faxlı program çıkmıştı. Gidemedi oralara. Sabah şekerlerine kadar uzamıştı bu akım. Kendisi buradan çok teşekkür ederiz. Zaten bu ayda kendisi konseri varmış, orada olacağız. Çok mutluyuz. Ama diyorsun ki benden sonra delilik moda oldu. Evet, delilik moda oldu ama taklitlerimi hiç beğenmiyorum. Tek kaldım yine. Kral TV'nin sadece bize kazandırdıkları elbette bununla sınırlı değil. Malumunuz kendisinin muazzam bir KJ'si vardı. Hatırlarsınız şöyle geçiyor işte. Adıyaman Başkomiserliğinden Erhan ben. Mavişime selamlar. Kocacığım seni çok seviyorum diye gidiyor böyle. Hatırlıyorsunuz işte. Bütün ayrılık şarkıları senin için zalımın kızı falan diye. Hepsini okuyorduk biz de malumunuz. Asker kantinlerinde tek açık olan kanalın Kral TV olmasından kaynaklı olduğunu sonradan öğrendim. Çünkü diğerleri izinli değilmiş o an. Onlara girmemiş. Hayatımıza bir mesajlaşma, SMS hesabı yapma getirdi ve klipleri izliyorduk. Kral TV ödülleriyle Kırmızı Halı ekolü aslında ülkemize geldi. Orada da çok ikonik anlar ve hatıralarımız var. Hatırlarsınız yılın şarkısı Mustafa Sandal'ın arabasını Mahsun Kırmızıgül bir arabesk okumuştu. Vallahi şu an damarım titredi hatırlayınca. Onun arabası var. Güzel bir özel. Şoförü de var. Özel bir özel. Bastı mı gazdan. Gider. Ya da ne bileyim efendim Tarkan evet. Yılın sanatçısı ödülü almaya gidecekken vazgeçmiyor iş çıkıyor diyor böyle hani Tarkan. Kendisi alamıyor ve Cem Yılmaz'la Kenan Doğulu onun için ödülü almaya gidiyor. O sırada Cem Yılmaz telefonunu arıyor canım aldım ödülü merak etme diye kapatıyor. Böyle ikonik inanılmaz sahnelere şahit olduk. Hepimiz SMS attık sevdiğimiz sanatçının kazanabilmesi için. Sevgili misafirler Tarkan şu anda Los Angeles'ta ben kendisine İngilizce konuşacağım. Bülent çevirecek. Hi Tarkan, how are you? Yeah, you got it man. Çok dergi sevenler var mıdır bilmiyorum ama Kral TV'nin bir de dergisi vardı. Ben onu biriktirmiştim, inanılmaz. Gerçekten pop magazini orada okuyorduk. Kral TV'yi seviyoruz. Ancak keşke daha alternatif müziklere değer verselerdi de böyle olmasaydı. Hep arabesk, pop birazcık da rock ucundan getirdikleri için böyle oldu. Aramızda kalsın. Koydum lafımı gidiyorum falan. Koydum noktama ben son. Ben bunu bilmem. Dur rap'e başladım. Kapak konuma geldim. Çünkü kapak konum.
şarkı. Efendim, bu şarkının kime ait olduğunu pek bilmeyebilirsiniz. Çünkü Deep Turkish Web ile aslında popüler oldu. Malumunuz kendileri belli başlı karakterlere bu şarkılarla fon müziği yaptı. Ben de o şekilde öğrendim. Kamerayı vurdum. Ben de o şekilde öğrendim. Bitmişim, yıkılmışım. Bu dizler beni nasıl taşıyor? Evet, onların replikleri bunlar hep. Kusura bakmayın. Ay diyecekler, bunu mu izliyor ya? Bunu mu? Hep biliyoruz, ne yapalım? Ekmek parası, güncellemek, güncelliyoruz kendisi. Neyse. Neyse efendim. Şarkı öyle bir yayıldı ki bu sosyetik tarafın da diline gitti. İndiciler de biliyor, rockçılar da biliyor. Herkes bu şarkıyı biliyor. Spotify'a hatta yüklendi ve şu an biraz önce baktım. Biz dergi yazarken aylık dinleyici sayısı 45 bindi. Şu an 60 binin üzerinde. Ve sadece bir şarkı var düşünürseniz. İnternette 1,5 saatlik uzun versiyonu var. Efendime söyleyeyim, T-Rap cover'ı var, piyano cover'ı var. Hangisini isterseniz var. Bu şarkının sahibi Soner Civan'ın bundan pek haberi yok. Daha yeni haberi olmuş. Pek de konuşmak da istemiyor. Ne yapalım falan diyor. Ününü kaldıramamış. Tebrik ediyoruz böyle bir olaya vesile olduğu için. Bu müzik biliyorsunuz aslında düğün şarkısı olarak tasarlanmış. Şarkının adı Esrar Nedir Bilmezdim. Dans ediyor herkes düğünde. Free Ece. Free Ece ben, aynen. Esrar dedi. Esrar, içki, alkol, viski. Araştırma konumuz tam olarak şuydu. Instagram ve YouTube videolarına entegre edilen fon müziği olarak kullanılan bütün şarkılar bir anda popüler olmaya başladı. Yani artık dijital pazarlama tam anlamıyla influencer marketinge iyice de kaymaya başladı. Ne yapalım diyecekler şimdi, doğru. Akımlar ve challenge'lar, komik videolar, yeni yeni listeler, yeni yeni parçaları hayatımıza katmaya başladı. Ya da eski parçaları yeniden playlistimize kazandırmaya başladı. Şimdi bakın, sayacağım, hatırlayacaksınız. Tag Life. Harlem Shake. Evde Freaks cover'ını yapan Baba Ol. Running Man Challenge. Şimdi bakın, bunlar hepimizin artık bildiği parçalar. Nereden öğrendik? Videolar sayesinde öğrendik. İlginç bir şekilde organik etkileşimin nereye varacağına dair bir araştırma yaptık. İddialara göre Amerika'da Sony Music, influencerlarla müzik marketingini yapmak üzere, yani videoları entegre etmeleri için şarkılara anlaşmalar yapıyor ve büyük meblağlara yapıyorlar. Eğer durum bu şekilde ilerleyecekse kliplerin ömrü azalabilir ve artık klipler yalnızca 1 dakikalık olabilir Instagram versiyonu. Bu bizi üzebilir. Zorlu PSM, PSM Jazz Festivali'nin konser programını açıkladı. 25 Nisan'da başlayacak festivalin biletleri satışa çıktı. 5 hafta boyunca sürecek festivalin 42 konseri olacak ve bayağı da eğlenceli geçecek. Çünkü 5 hafta boyunca yan etkinlikler gerçekleşecek, söyleşiler olacak. Birçok yeni etkinliklerin de etkileneceğini duyumunu aldık. Dergi içerisinde yer alan yazlık festival line-up'ları ve programları, bu yaz neler olacak bulabilirsiniz. Aynı şekilde sevabıyla günahıyla ağıt atun diye bir yazımız var ki, ah rapçiler üstümüze gelmeyin sakın, yapmayın öyle şeyler. Ya doğruları yazdık yani, şey yapmayın. Ağıt atunu Allah belasını versin gibi bir şey oldu çünkü. Ne bir okursunuz. Bir de bu ay ilk defa müzik magazini bölümü ekledik. Rüyanız Hayrolsun'dan tanıdığınız Emine Akkaya, müziğiniz hayrolsun diye bir röportaj yaptı. Çok küçük bir ipucu, Aleyna Tilki yürüyecek, Edis bitmiş. Olmayacak o iş. Okursunuz. Eto bitmiş gibi oldu yine. Eto bitmiş. Ha, Fenerbahçe'ye geliyor. Bitmiş. Hayırlısı olsun. Bitmiş. Evet. Eto çünkü İspanya defterini kapatmış. Bu ay seçtiğimiz 3 konserin size duyurusunu yapalım. Çünkü çok eğlenceli olacak besbelli ki biz de orada olacağız. Hollandalı elektronik müzik ekibi Veval 2 gün üst üste Babylon'da konser verecek. 14-15 Mart tarihlerindeki konser inanılmaz geçecek. Çünkü öncekilerini izledik ve beğenmiştik. Işıkla birlikte performansları, doğaçlama performansları birleşince müzik kaldı, çarpıldı Esrar falan dedim ya. Enerjine sağlık, evet. Yazıyorlar biliyor musunuz? Aa, Tarkan diyor. Bu Tarkan sefer beni şey diyor, konu şey yapma diyor. Yazık diyor, arada Mustafa Sandal'da. Yavuz Akimun falan diyor. House müziğe yaptığı katkılarla yatsınamaz popülerlik kazanan ve bir ikona dönüşen Steve Aoki. Rakı içip de gelmişim. Popüler kültür ikonuna dönüşen Steve Aoki 16 Mart'ta Volkswagen Arena'da. Volkswagen Arena'da. Almancam da fena değildir. O gün bayağı bol bol dans edeceğiz. Yalnız iyi ayakkabıları giyin çünkü uzun bir konser olacak. Şimdiden yerinizi ayırın.
Son konserim. Değil? Evet. Hayır. Evet. İki tane daha var. 3-2-1 bitir işi, bu rapim iyi ve bitirici. Geçen ay Deep adlı teknisini yayınlayan neoklasik müzisyen bestecisi Peter Sandberg 29 Mart'ta Salon İKSV'de olacak. Dans pop türünü hareketlendiren Sophie Tucker 30 Mart'ta Zorlu PSM'de olacak. Orada benim bu muhteşem dans figürlerimi görmek istiyorsanız buluşalım. Bu ay yeni bir şeye karar verdik efendim. Eğer sizin de aklınızda çok iyi bir konu varsa ya da keşfetmemizi istediğiniz bir müzisyen varsa yorumlara yazın. Anında biz araştıralım. Size de hemen söyleyelim. Biz yaptık yani, yaparız. Hiç şey yapmayın. Biz çok isteriz yeni konularımız olsun. Sizler de dahil olun. Bütün bilgilerimiz de sizde var zaten. Allianz Motto Müzik'teki bu ay programımız böyle sonlanıyor. Naif bitireceğim çünkü hep çılgınca bitiriyorum. Bu sefer beni kullanamayacaksın. İpek sana diyorum. Efendime söyleyeyim, önümüzdeki ay çok nonik konular. Nonik konular. Önümüzdeki ay yine ilginç konularla karşınızda olacağız. Bu programı izlediğiniz için teşekkür ederim. Efendime söyleyeyim, tekrar buluşmak dileğiyle esen kalın. Kapat kapat, şş, yapma öyle şeyler.